Kadınlar hakkında Allah şöyle buyuruyor. Vakarne fi buyutikunne, evlerinizde oturun, evlerinizde yerleşin. Ve la tebarrajne, tebarrucel cahiliyetil ula. Eski cahiliyet dönemlerindeki gibi açılıp saçılmayın, dışarılarda dolaşmayın. İmam Ali'si Hazretleri bu ayetin tefsirinde şöyle buyuruyor. Zaruri haller dışında, zaten zaruri halleri saymıyoruz. Onlar dışında uygun olan bu ayete göre hanımların birçok hususta dışarı çıkmaktan kendilerini alıkoymalarıdır, kendilerini engellemeleridir. Buna işareten Buhari'de Hazreti Ayşe validemizin mevkuf bir sözü aktarılır. Hazreti Ayşe validemiz şöyle buyuruyor. Peygamberimizin hanımı o. Peygamber aleyhisselam vefat etmiş. Sonra Hazreti Ayşe validemiz şöyle bir söz söylüyor. Sanki üzerinden 500 sene geçmiş gibi. Diyor ki, Peygamber aleyhisselatü vesselam şu yaşadığımız zamanda kadınların neler yaptıklarını görseydi, aynı Beni İsrail zamanında olduğu gibi onlara camiye gitmeyi yasaklardı. Bu Hazreti Ayşe validemizin sözü. Neler yaptığını görseydi Peygamber aleyhisselam, aynı Beni İsrail zamanında olduğu gibi hanımlara camiye gitmeyi yasaklardı. Şu an yasak mı camiye gitmeleri hanımlar? Hayır, yasak değil. Ama usul şudur. Onlar camiye teşvik edilmez, erkekler teşvik edilir. Ama hanımlar camiye gideceği zaman da engellenmez. Veya bazı fakihler şöyle der. Eğer bir kadın, mesela Ramazan oluyor, teravih geliyor değil mi? Şimdi inşallah önümüz Ramazan, Allah ulaştırsın. Kadın kendini kesin olarak biliyorsa, evde durduğunda işte yok televizyon izleyecek, yok başka şeyler yapacak, yok ibadetten hiç pay alamayacak. Ancak camide bir ortam var, kendini haramdan koruyabildiği, erkeklerden gizleyebildiği bir ortam var. Camiye giderse hep beraber o ortamın verdiği bir enerjiyle namaz kılacak, birçok işte zikir yapacak falan. O zaman gitmesi tavsiye edilir böyle yerlerde. Çünkü Ramazan'ın faziletini kaçırmaması için. Böyle şartlar var. Yine demiştik Ummu Humeyd validemize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis-i şerifte. Diyor ki o validemize, evet arkamda namaz kılmayı çok sevdiğini biliyorum ama evinin en gizli yerinde kıldığın namaz, şu Mescid-i Nebevi'de benim arkamda kıldığın namazdan daha üstündür, daha sevaptır. Evinin en gizli yerinde. Şimdi biz erkeğiz. Biz de camiye, cumaya işte böyle topluluğa karışınca namaz daha çok sevap oluyor. Hanımlarda ise daha gizli. Hatta o hadiste şöyle söylüyor. Ben onu atlamayı pek uygun görmüyorum. Şöyle söylüyor Peygamber Aleyhisselam. Evinin salonunda kıldığın namaza göre evinin en gizli yerinde kıldığın namaz da daha sevaptır. Böyle söylüyor. Herhalde tek kişiyiz. Başka bir yabancı yok ki. Ama öyle söylüyor. Evinin salonunda kıldığın namaza göre evinin en gizli yerinde kendine ait ayırdığın yer çok daha çok sevaptır. Böyle söyleyince Muhammed validemiz kendine namaz kılmak için bir yer ayırmış, yaptırmış ya da o zaman bizim gibi 3 oda bir salon falan yok ya, böyle bir iş görecek kadar yerler var işte, oturulan alan var falan. Öyle olduğu için kendine namaz kılmaya yer ayırmış, böyle kimsenin gözünde değil, böyle ufak tefek böyle bir yer yaptırmış, ölene kadar namazlarını orada kılmış. Yani kadınların o yüzden evde kıldığı namaz camide kıldığı namazdan daha sevap oluyor. Bizde tam tersi. Bizim camide kıldığımız namaz daha sevap. İşin garibi onlar camiye gelmek için uğraşıyor. Biz de evde kılmak için uğraşıyoruz. Böyle bir terslik var bu işin içerisinde. Evet, erkek müslü, kadın müslü diye demiştik. Dedik ki üstünlük kadınlık veya erkeğe bağlanmamıştır. Hazreti Ayşe validemiz şu an gelse burada bulunan hepimizden üstündür. Ama bize iki rekat namaz kıldıramaz. Haklar ve sorumluluklar ve idare olarak evet farklılık var. Allah erkeğe farklı boşama yetkisini erkeğe vermiş. Mehir alma hakkını kadına vermiş vesaire vesaire, böyle görev dağılımı yaptırmış. Ancak üstünlük Allah katına şimdi huzuruna çıktığımız zaman Hazreti Ayşe validemizin aldığı, ulaştığı mertebe, makam, nimetlere biz ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız. Çünkü sahabidir o ve Peygamberimizin hanımıdır. Efendimiz Aleyhisselam da aynı katta olacaktır. İmam Rabbani Hazretleri bununla alakalı şöyle buyuruyor. Onunla aynı katta aynı meyveden yiyecek ama tabii peygamber desem kendi makamına göre bir lezzet alacak. Hanımları kendi makamına göre bir lezzet alacak. Dolayısıyla cennetin bir sureti var ve de hakikati var. Bundan bahsediyor. Cennetin sureti, sureten amel eden herkese verilir. Adam Müslüman dedikten sonra, namazı kıldıktan sonra velev ki kalbini nefsine eğitmesin. Yani nefsi namaz kılmak istemiyor, bu adam namaz kılıyor. Nefsine eğitmemiş ama bedenini namaza zorluyor. Buna imanın sureti demişler. Makbul müdür? Makbul mü? Böyle cennete gider mi? Gider. Fakat bizden istenen hadis-i şerifte şöyle geçiyor. لَا يُفْرُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَابِعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ Sizden birinizin nefsinin isteği de benim getirdiğim Kur'an'a uygun olmadığı müddetçe tam manasıyla iman etmiş olmaz. Yani nefsi de onun Kur'an okumak istiyor. Nefsi de namaz kılmak istiyor. Öyle Allah dostlarından bahsediyor.
Böyle olursa buna imanın hakikati diyoruz. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri kendi kendine sorup, mümkün bir soruyu sorup cevabını veriyor. Diyor ki, madem ki birisi sorsa, sureten nefsimizi eğitmeden de cennete gidebiliyorsak, sonuçta namaz kılıyoruz yani. Nefsinde bağırırsa bağırsın, ben zorla kılıyorum onu. Gidiyorsak, nefis imanın hakikatinde de gidiyorsak, ne gerek var o kadar uğraşmaya? Sonuçta yine cennete gidiyoruz. Yine cennete gideceksek niye o kadar nefsi eğitmek için uğraşalım ki? Sorusuna birkaç cevap veriyor. En önde verdiği cevap şu. Cennetin de sureti var, hakikati var. İmanın sureti ve hakikati gibi. İmanın suretiyle cennete giden kişi cennetin suretine gider. Ne demek yani? O da yer, o da içer. İmanın hakikatiyle giden bir veliyle yan yana oturur. Onun yediği tabaktan yer, onun yediği meyveden yer. Bu kişinin aldığı lezzet veya o haz, onun aldığı lezzet hazla kıyas bile olmaz diyor. Bundan bahsediyorum. O makamı Allah bizlere ulaştırsın. Demek herkes kendi durumuna göre. Şimdi bütün bunlardan sonra şeytan ve şeytanlaşmış insanlar, hem şeytan hem şeytanlaşmış insanlar bütün işini gücünü bırakmış şu anda iki tane meseleyle uğraşıyor. Bir, ayette geçiyor zaten bu Bakara suresinde Allah bunu söylüyor. Ve اِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْاَرْضِ لِيُسْدَ ف۪يهَا وَيُحْرِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسِلِ Onlar idareye geçtikleri zaman, insanların idaresini eline aldığı zaman yeryüzünde çalışma başlatıyorlar. سَعَى فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde çalışıyorlar. Niye? لِيُفْسِدَ ف۪يهَا Orada bozgunculuk yapacak. وَيُحْرِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسِلِ Ekin, yediğimiz topraktan çıkan ekin ve nesil. Ekin ve nesil. Bunu ikisini bozmak için. Adamların işi gücü bu. Ekin, yediğimiz şeyler ve nesil. Bir sonraki gelen nesli bozmak. Bütün dertleri bu. Bütün tasaları, bütün çalışmaları bunun üzerine. Yediğimizi bozmak, neslimizi bozmak. Allah'ın bize işte atış nokta atışında verdiği bir özel, şuraya dikkat edin diye gösterdiği bir hedef. Ekin ve nesil. Neden böyle? Onlar çok iyi biliyorlar ki şeytanın kendisi ve şeytanlaşmış insanlar. Çok iyi biliyorlar ki şu an biz bütün Balıkesir'i evliya yapsak, 50 sene sonra bu memlekete uğramasak, tekrardan hiçbir çalışma yapmasak bozulması muhtemel. Büyük ihtimalle de bozulur. Çünkü nesil devamlı sürekli olarak uğraşmadıkça kısa süre sonra bozuluyor. Herkes vefat ediyor, göçüyor gidiyor oralardan. Alttan gelen kişiler, yeni doğanların da bu çalışmalara ihtiyacı var. Bazı cahiller diyor ki, işte millet uzaya çıkıyor mesela, biz hala işte şu orucu bozar mı, bu orucu bozar mı, bilmem kaç rekat bunlarla uğraşıyoruz diye cahilane bir laf ediyorlar. Birincisi, herkes işini yapsın diyorsunuz normal geldiği zaman. Herkes işini yapsın diyorsunuz, biz işimizi yapıyoruz. Fetva bizim işimiz veya bu gibi şeyler. Biz işimizi yapınca da kızıyorsunuz. Biz hocanın işi nedir, oruç nasıl olacak vesaire, bunlarla ilgilenir. Vaazla ilgilenir. İtikatla ilgilenir. Hadis-i şerifle, Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle ilgilenir. Herkes işini yapsın. Tamam, biz işimizi yapıyoruz. Sonra geliyor. Millet ne yapıyor, sen burada ne yapıyorsun? Ben işimi yapıyorum abi. Birincisi bu. İkincisi, sen ne ara gittin geldin uzaya? Sen benim işlerimle uğraşmıyorsun. Şimdi ben de senin gibi evde otursaydım, bir arpa boyu yol ilerleyecek miydim? Üçüncüsü, Allah Teala Hazretleri ne işte insanlığı öyle bir fıtratla yaratmış ki sen bu konuları tekrar her nesle öğretmeyince 10-20 sene sonra kaybolup gidiyor. Şimdi biz bir kere bütün nesle bu matematiği öğrettik. Bundan sonra gelenleri öğretmeyelim, artık gerek yok. Çünkü herkese öğrettik. Yeniden sürekli matematik dersi vermeye gerek yok demek gibi bir şey bu. Alttan yeni insanlar geliyor. Tekrardan meclisler oluşuyor, tekrardan izahlar yapılması gerekiyor. Herkese öğrettik, yeter artık, mezunlarımız yetti artık, bundan sonra 30 sene matematik öğretmeyeceğiz demekle aynı saçmalıkta. O yüzden bunlar çok iyi bildikleri için sürekli buraya oynuyorlar, nesle oynuyorlar. Aileyi bozacak, boşanmayı arttıracak, evlenmeyi zorlaştıracak, ne yol varsa deniyorlar. Bunu kimi zaman maalesef İslam ülkelerinde çıkardıkları kanunlarla, kimi zaman İslam ülkelerinde resmi veya gayri resmi yürüttükleri propagandalarla, sloganlarla bu işi yürütüyorlar. Bir kere açıklık saçıklığı yaymaya çalışıyorlar sürekli. Şeytanın da ilk şeyi budur biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam ve Havva Validemiz cennetten çıkarken en büyük çalışması buydu. لِيُّرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا Ayette bu şekilde geçiyor. Onlara bu yasak meyveyi yedirecekti. Niye? Avret yerleri kendilerine görünsün diye.
açılsın diye. Hani sanki şeytan ilk projesi de buydu. Şimdi de bu hani. Saçılmak. Kadınla erkeği karıştırmak. Alimlerimizin çok güzel bir ifadesi var. Kitapları alın, herhangi yukarıda da vardır belki. İhtiyar veya Lübap'ta falan yazar bunlar. Orada avret yerlerinin örtülmesi bahsinde, çekim o bahsi. Gelin, şöyle bir bahis vardır. Kafir ve fasık kadınların yanında Müslüman, edepli, örtülü bir Müslüman kadın. O da kadın, bu da kadın. Ama bu Müslüman değil veya ki fasık. Örtünme durumu nasıl olacak? Böyle bir bahis var. Erkeğe karşı değil, kadına karşı. Kadının kadına karşı örtünme durumu nasıl olacak? El cevap, karşıdaki kadın kafirse o kadına karşı da örtünmelidir. Kafirse ona karşı da örtünmelidir. Peki niye? Başka hikmetler de olabilir ama en baştaki hikmeti şu. Çünkü şerrinden korkulur. O zaman kitapta şöyle yazıyor bakın. Kıyaslayalım biz. Çünkü gider onun saçını başını, işte vücudunu bilmem nesini gider şöyle anlatır böyle anlatır diğer erkeklere diyor. İşte vücudu şöyleymiş, saçı böyleymiş falan diye. Şimdi biz ne yapacağız? Fotoğraf var, video var, bilmem ne var. 5 dakikada 10 tane fotoğrafını çeker. Daha çok tehlikeli. Sadece anlatmaktan dolayı yani. Gider onun saçını başını sağda solda erkeklere anlatır diye onların yanında da örtülü durması gerekir diyor. Şu anda olsaydı bu alimler ne derdi? Sadece güvendiğin yanında başını açma. O şey aç. Onun dışında kimsenin yanında açma derdi herhalde yani. Biz ne yapıyoruz? Biz mesela sosyal medyalara maalesef insanların resimlerini koyulduğunu görüyoruz. Birçok şeyde hata ediyoruz burada. İnsan olabildiğince ailesini gizlemeli. Onu geçtim. Nameli ses. Kadının nameli bir sesi olsa, böyle işte değişik şeyler okusa, ilahiler okusa, şarkılar Türkiye'de okusa erkek onu da dinleyemez. Normal konuşma sesi haram değildir tabii ki ama nameli sesi yani. Mesela kadınlar ezan okumaz, okuyamaz. İslam'ın böyle kadınlara bu şekilde bir vazifesi yok. Erkek okur, cemaat erkek çağırır. Mesela bir erkek hoca sohbet eder. Oturma düzenine dikkat etmek şartıyla ki bizim hocalarımız Allah hepsine razı olsun böyle gözleri kapalı falan sohbet ederler. Belli bir yaşa kadar hanımlara sohbet etmezler vesaire. Oturma düzenine göre kadınlar erkek bir hocayı dinler. Dinleyebilir. Haram değildir. Herhangi bir beis yoktur. Şartlara dikkat ettikten sonra. Ama erkekler bir kadın hocayı böyle vaazda dinler diye bir şey var mı? Yok. Kıldığın namazda bile en gizli yerde kılarsa daha çok sevap. Nasıl oluyor bu iş? Abdullah İbni Ümmü Mektum Hazretleri sahabelerden gözü görmüyor. Ben bunu hep anlatıyorum. Çok güzel bir örnek. Bu da sahih hadiste geçiyor. Gözü görmeyen sahabe içeri girince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oradaki hanımları örtünün diyor. Onlar diyorlar ki ya Resulallah gözü görmüyor. Böyle işaret yapıyor. Gözü görmüyor diyorlar yani. Örtünmeye gerek yok anlamda. O da diyor ki Efamiya ve entuma. Sizin de mi gözünüz görmüyor? Siz örtünün diyor. Siz görüyorsunuz onu. Gözü görmüyor olabilir ama siz örtünün. Şimdi o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam günümüzde gelse bizim yaptığımız şeyler hangisine izin verir hangisine vermez. Çok iyi düşünmek lazım. Evet şeytan işini biliyor gerçekten çok usta, uzman. Buraya kadar anlattığımız tehlikeler evlenene kadar. Şimdi evlene kadar yaklaşmayacaksın, şöyle yapmayacaksın, böyle yapmayacaksın. Evlenince bu sefer tam tersi imtihan başlıyor. Bu sefer de uzak durmayacaksın. Evlendikten sonra bu vazife var. Nefis de öyle bir şey, evlenmeden önce arzu eder, aynen öyle. Evlendikten sonra kaçmak ister. Bu da bir oyun yani gerçekten. Bunun altından nasıl kalkılır? Birincisi kişi karı koca hukukunu bilmeli. Kimin kime ne hakkı var, bunu bilmeli. Kadın bizden mehir alacağı var, doğru mu? Bizim öyle bir alacağımız yok. Şimdi hanım sahabilerden bir tanesi peygamberimize soru sormuş aleyhissalatü vesselam. Demiş ki ya Resulallah erkekler cumaya gidiyor, camiye gidiyor, bayrama gidiyor, cihata gidiyor falan filan filan filan. Biz evde oturuyoruz. Ancak belli şeylerde biz çıkıyoruz. Sevabın çoğunu onlar alıyor. Nasıl olacak deyince peygamber aleyhissalatü vesselam ona diyor ki sizden biriniz namazını kılsa, namusunu muhafaza etse, evinde otursa, çocuğuyla ilgilense Allah yolunda cihat etmiş kişinin sevabını alır. Sizden biriniz hamileydi, çocuğunu doğurdu, doğuramadı, vefat ettiyse Allah yoluna gitmiş, cephede şehit olmuş birinin sevabını alır falan diye anlatıyor. Ben de bunu okurken dedim ki asıl bizim o zaman haşa itiraz edecek olsak bizim itiraz etmemiz lazım. Yani ben şöyle beklerim. Erkeğin birisi gelecek, ya Resulallah hanımlar oturduğu yerden şehit sevabı alıyor, ben camiye, cumaya bilmem nereye, cepheye gidiyorum, ben ancak o sevabı alıyorum demesini bekleriz. Gene kadınlar itiraz ediyor. Neden?
İşte fıtrat tam terse doğru bizi imtihanımızı ya bu işte. İmtihanımız olduğu için o tarafa doğru bizi ittirmeye çalışıyorlar. Bundan dolayı. Evet. Karı koca hakları. Kadın bizden mehri hak eder. Çocuk sahibi olacaksa erkek bunu engellemez. Yani zaten evlenirken ben nesli devamı için asıl olarak evleniyorum. Dolayısıyla iki taraftan birisi bile çocuk sahibi olmak istiyorsa diğeri onu engelleyemez. Böyle bir hakkı yok. Sonra kadının alacağı bizden nafakasının geçiminin kazanılmasıdır. Yani kadın hiç çalışmak zorunda değildir. Erkek burada eve bakmak zorundadır. Ayette geçiyor ya. Vâlel mevlûd ilâhû rizkûnne ve kisvetûnne. Bakara suresi 233. ayet. Erkeğe aittir kadının giyeceği, yiyeceği falan. Böyle geçiyor ayette. Bizim boynumuza. Sonra kadın ayrı evde oturma hakkı vardır. Kendine ait bir yaşam alanı olması zorundadır. Mesela ben alayım geleyim hanımı. İşte benim annemle beraber yaşayacaksın aynı yerde. Gir tak diyeyim falan filan. Bizim ayrımız gayrimiz yok diyeyim. Aynı sofrada yiyelim sürekli falan. Bunlar doğru değil. Özellikle birçok gerginliğe sebep olan şeylerden bir tanesi eğitilmemiş bir insan. Biz de çok eğitim mi gördük yani sağda solda oturmasını kalkmasını herkes %100 bilmiyor ki. Hepimizin hatası var. O eğitimi almamış bir insan, o eğitimi almamış yeni bir insanla diyorsun hadi bundan sonra beraber yaşayın diyorsun. Hep kırıp döküp böyle ortalık dağılıyor. Yani ne kadar büyük zatlar bile Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yani gerçi o konuya şimdi gelecektim de ikinci üçüncü hanım meselesi olursa diye Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı kendisi bizatihi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine bir hanımla daha evlenmesini teşvik ediyor. Sonra evlenince sıkıntı çıkıyor. Sonra diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam bir hanımını almış farklı bir beldeye, bir hanımını almış öbür beldeye kendi arada yaşamış diyorlar. O yüzden bu işler tehlikeli. Beraber yaşamak apayrı bir ilim. Adab-ı muaşeret ne demek muaşeret? Beraber yaşama adabı. Adab-ı muaşeret demek yani beraber yaşama adabı demek. Bu komşuyla nasıl olacak? Bir adam ben görüyorum mesela. Çok iyi bir arkadaş. Mesela çok iyi bir arkadaş ama kötü bir koca. Böyle olabiliyor. Veya çok iyi bir koca mesela ama çok kötü bir arkadaş. Böyle olabiliyor. Çok iyi bir idareci oluyor ama kötü bir arkadaş olabiliyor. Böyle vasıflar birbirleriyle değişebiliyor. Kötü bir baba oluyor belki Allah muhafaza. Herkesi o anki işte adam muaşeret o demek. Kiminle nasıl geçinilir? Kiminle nasıl davranılır? Bunun üzerinde ciltlerce kitaplar var ama hal ilmi işte bu. Hal ilmi kitaptan çok zor öğrenir. Öğrenirsin beraber yaşarken bunu yapmak zor. Bunun başında da kızmamak geliyor. Kendini kızmadan tutmak. Çünkü kızınca akıl bizim normal halimiz gibi çalışmaz. Ondan dolayı kızmamak geliyor. Evet, kadının yine bizden bir hakkı vardır. Haftada bir anne babasıyla görüşme hakkı vardır. Erkek bunu engelleyemez. Yani işte ya senede bir gör yeter falan diyemez. Peki aynı zamanda hanımının şöyle bir hakkı vardır erkekten. Kendi canını koruması hakkı vardır. Erkek hanımının canını korumakla mükellef. Dolayısıyla hanımını dövemez. Hanımını dövemez. Peki Nisa suresinde geçen, Nisa suresi 34. ayette geçen o meşhur bildiğimiz وَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ yani baş kaldırmasına korktuğunuz hanımlar hakkında فَاِذُوهُنَّ onlara vaaz edin. Olmadı mı? وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِرِ onları yataklarda yalnız bırakın. O da mı olmadı? وَضْرِبُوهُنَّ onlara vurun. Nasıl olacak? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi, bu ayeti şöyle tefsir etmiş. وَضْرِبُوهُنَّ دَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّهِ İz bırakmayacak, can yakmayacak şekilde bir vurma. Nasıl oluyor bu? Yani sarsma. Yani kendine gel demek. O manada. Onun ötesinde iz bırakacak şekilde veya canını böyle derin acıtacak şekilde vursa erkek günahkar olur. Zulüm olur yani. Kadın yemek de yapmasa böyle bir erkek bu şekilde bir hakkı yok. Vaaz eder, bilmem ne yapar, uzak durur, bir şeyler yapar. Ama sarsar en son çare. Sen ne yapıyorsun der ya. Ev alma dediğim insanları alıyorsun. Gel dediğim saatte evde yoksun falan filan filan işte gidiyorsun geceleyin bilmem nerede falan filan. Nüşuz böyle bir şey. Baş kaldırı yani. Çok kötü bir şey burayı söyleyeyim. Hadis-i şerifte geçiyor. Bir sahabi Peygamber Aleyhisselam'a geliyor. Diyor ki ya Resulallah innem ra'eti la temna'u yede labisi. Benim hanımım kendine uzanan elleri geri çevirmiyor. Bu ne demek? Yani bir manası hani hafif manası erkeklerle tokalaşıyor demek. Ama kötü manası yani kendisine böyle ne diyelim ahlaksız şeyler sunulduğu zaman onları kabul ediyor gibi. Kötü bir manası da var yani. Olabilir böyle. Alimler söylüyor bunu. Peygamber sen ne diyor? Hemen vur onun boynunu bir çabuk falan demiyor. Ne diyor? O zaman boşa. Ya Resulallah boşarsam ben onu çok seviyorum. Şu anda hala bu suçu işlemiş olmasına rağmen seviyorum.
nikahsız bir şekilde durursak, bir de ben onun nikahsız bir şekilde peşine gidersen, o zaman kendimden korkuyorum. Efendim zaten sen ne diyor? O zaman tut. Başka bir vur kır as demiyor yani. Peki zor, Allah evlerden uzak eylesin. Ama fıkıh söylüyorum ben. Evet, kadının böyle bir hakkı var erkekten. Erkek kadının canını muhafazayla sorumlu yani. O yüzden başta kendisi dövemez. Bırak başkalarını iz bırakacak şekilde veya canını derin bir şekilde yakacak şekilde vuramaz kesinlikle. Peki hocam bizim hiç alacağımız yok mu? Biz hep verdik bu zamana kadar. Bizim ne alacağımız var soru sorarsak. Tam böyle hanımlara göndermelik bölümdeyiz şimdi video olarak. Evet, erkek tabii yine aynı şekilde kadından nesil olarak tenasül hakkına sahiptir. Yani ne demek? Çocuk sahibi olmak isterse kadın ona hayır demez. Kadın da aynı şekilde erkekten çocuk sahibi olmak isterse erkek ona hayır diyemez. İki tarafın böyle evlenirken zaten bu hak üzere evleniyor. Sonra kadın kocasından izinsiz, kocasının razı değilim dediği saatlerde dışarıda bulunamaz. Ya mesela ben seni şu saatlerde dışarıda bulunmana razı değilim dediği saatlerde kadın dışarıda bulunamaz. Eve razı olmadığı kişileri alamaz. Anne babası hususundaki istisna hariç. Sonra hanım erkekten izinsiz nafile namaz ve nafile oruç yapamaz. Yani nafile namaz kılamaz, nafile oruç tutamaz. Ya özel izin verecek ya da genel bir izin verecek. Yani aramızda bizim belli. Ben kadına müsaade etmişim. Pazartesi, perşembe tut demişim. Veya genel olarak tut ben karışmıyorum. Sadece bana haber ver demişim. Nafile ibadetlerde kadın erkeğin böyle bir şeyi var. Yani nedendir hikmetlerine şimdi girmeyeyim orada. Farklı hukuk var. İşte karı koca hakkı devreye girebilir. İşte cinsi münasebet girebilir. Birçok şey girebilir. Ama kadına ya genel ya özelde bir izin olması lazım. Yani kadın ben yarın oruç tutabilir miyim? Ya böyle bir izin olacak. Ya da erkek zaten sen istediğin gibi tut diyordur. Ki genel olarak örf böyledir. Bana söyle yeter. Yarın ben oruç tutayım diye yeter. Bir de aynı zamanda hanım evinin hizmetini görmekle sorumludur. Bak şu tuzağa düşmeyin. Ben öğrendim ki benim evde hizmet yapma zorunluluğum yokmuş, evi temizleme zorunluluğum yokmuş falan. Bu tuzağa düşmeyin. Var. Zorunluluğum yokmuş diye geçen ibareler neyle alakalı biliyor musunuz? Bir adam hanımını İslam mahkemesine götürüp de ya hakim bey bu hanım ne temizlik yapar, ne yemek yapar, ne çocuğuna temizlik bakar, ona bir ceza ver dese hakim ona ceza vermez. Zorunluluğum yoktur dediği böyle. Yani İslam devletinde bunun bir cezası yoktur. Sadece nasihat vardır. Ahirette bunun hesabı var. Yani ve fıkıh kitaplarına görüyorsunuz işte kadın temizlik yapmak bilmem ne yapmak zorunda değilmiş. Zorunda. Nasıl zorunda değil? İslam mahkemesine gitse bundan dolayı ceza yemez. O manada. Tamam. Burada tuzağa düşmeyin yani. Tuzak derken yani ikili şeye o arada söylemiyorum. Evet. Ben bunu hanımlara karşı kullanın diye söylemiyorum. Feministlere karşı kullanın diye söylüyorum. Hanımlara karşı hanım yapmasa yapmasın. Ya olsun çorba yap falan deriz geçiştiririz. Önemli olan değil. Önemli olan İslam'ın hükmüne karşı gelen, kadınları erkeklere karşı kışkırtan, kadınlık erkeklik rollerini değiştiren feministlere karşı bunu kullanın. Ben size bütün ibareleri atarım. Hepsi var. Hocam da atar. Ceylan hocam neredeyse. Evet. Cehennem ehlinin çoğunluğu kadınlardır hususunda bu haklar konusunda Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuş. Kadınlara yaptığı bir vaazda. Ben Miraç'ta gitti ya. Miraç'ta gördüm ki cehennem ehlinin çoğunluğu kadınlardan. Şöyle demiyoruz biz. Kadınların çoğu cehennemlik demek doğru değil. Cehennem ehlinin çoğu kadınlardan. Bu ibareyi karıştırmayalım. Arada bir fark var. Lüzum ilişkisi var. Kadınlardan diye deyince hanım sahabeler korkuyor. Peygamberimize diyorlar ki ya Resulallah neden sebep böyle bir şey var? Siz bize söyleyin ki biz o şeye düşmeyelim yani o hataya düşmeyelim. O da bir edep. Bunu sormak da bir edep. Öyle deyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki tane şey sayıyor. Bir, tukfirne lanete, çok fazla lanet beddua falan okuyorsunuz. Yani mesela bir sıkıntı olabilir. O zaman Allah benim canımı alsın tamam. Mesela işte o zaman Allah şöyle yapsın falan filan böyle sürekli beddua ve lanet tehlikelidir. İkincisi, ve tekfurne aşira, kocalarınıza nankörlük yapıyorsunuz diye bir kelime kullanıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hanım sahabeler diyor ki ya Resulallah biz nasıl nankörlük yapıyoruz? Halbuki biz hani nasıl nankörlük yapabiliriz ki? Şimdi her şeyi onlar yapıyor. Arkamızı onlar topluyor. Yemeğimizi onlar yapıyor. Falan. Nasıl nankörlük olacak? Peygamber Aleyhisselam şöyle açıklıyor. Hanımlardan birisi devamlı kocasından
hep hayır 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 görse, iyilik iyilik görse, sonra bir kere kötülük görse der ki مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ. Zaten ne hayrını gördüm ki senin der. Ne iyiliğini gördüm ki der. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri oğluna nasihatlerini verirken bu ibareyi kullanarak şöyle diyor. Oğlum, hanımın, yani özet, yani şey olur, mana olarak söylüyorum, mealen diyorlar ya, mealen söylüyorum. Hanımın hepli hiçli, yani biz hep şöyleyiz, hep böyleyiz veya hiç biz işte mutlu olmuyoruz gibi hepli hiçli konuşursa buna üzülme, bu onların fıtratındandır diyor. Yani mesela o anda borcumuz üst üste geldi diyelim. Biz niye hep böyleyiz diyoruz. Daha ilk defa oldu, bismillah. Adama böyle diyor. Veya tam tersi. Mutlu oldum, bu sefer şöyle, biz hep mutluyuz diyor mesela. Bu şekilde kadının böyle bir hepli hiçli konuşma fıtratı var. Bunu yadırgamamak lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir tane adam geldi. Dedi ya Ömer, ey Emir el-Müminin, ben hanımımı eskisi gibi sevemiyorum yani. Tam Türkçesi biz ne yapıyoruz buradan? Ben hanımı eskisi gibi sevemiyorum derken bizim Türkçedeki evlilik aşkı öldürür mü soruları var ya, öyle şeyler. Ben hanımımı eskisi gibi sevemiyorum gibi bir kelime kullanınca Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki yubuna kullul vuyuti alel hub. Allah şifa versin cümlemize. Yubuna kullul vuyuti alel hub. Sen zannediyor musun ki bütün yuvalar, evler illaki böyle aşk sevgi üzerine kurulur? İnnemâ yeteâşerun nâsu bil ma'ruf. İnsanlar birbirine saygıyla geçinir. Hazreti Ömer'in sözü. Sen zannediyor musun ki illa böyle tutkulu, aman onu görmeden bir saatim geçmeyecek diye bir her yuva böyle mi kurulur? Yok. İnnemâ yeteâşerun nâsu bil ma'ruf. İnsanlar saygıyla geçinir. Sevgi Allah vergisi bir şey. Sevgiyi kendimi zorlasam da sevemem. Sevgi Allah vergisi bir şey. Verirse olmuyor. Zorlasam böyle, uğraşsam, kendimi bir yere kapatsam, bilmem ne yapsam, vermezse olmaz. Ama fiiller bizim elimizde. Saygıysa dışa dönük bir şeydir. Saygı kalpten çok bedenimizle alakalıdır. Oturmamız, kalkmamız, konuştuğumuz laflar bizim elimizde. Kalbimiz pek bizim elimizde değil. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'a birisi hanımını şikayete gelmiş. Tam böyle bahçeden içeri girecek. Bunu da kendi anlatıyor bu arada. Bahçeden içeri gireceği sırada içeriden bir kavga sesi gibi bir şey duyuyor. Korkuyor böyle. Nereye geldik biz diyor ya. Hazreti Ömer'e biz şikayet edeceğiz. Onun durumu benden kötü diyor. Hanım sesi geliyor falan böyle. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir şey diyecek işte ya. Allah'ın aslanlarından bir tanesi ya. Sert mizaçlı bir de. Bakıyor hiç öyle bir şey de yok. Neyse bekle. Korkuyor. Neyse diyor ya, ben gideyim, onun derdi benden büyük diyor ya. Ben onu anlatacağım, o kim anlatacak diyor. Çıkarken böyle patırtı gürültü, Hazreti Ömer radıyallahu anh sesi falan duyuyor birinin geldiğini. Çıkıyor dışarı. Tutuyor onu. Nereye geldin? Niçin geldin? Niçin gidiyorsun? Diyor ki Emir el-Müminin, ben size kendi durumumu anlatacaktım. Ama çekindim yani, sizin içeride de böyle bir ses gürültü falan olunca korktum. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, o, yani ona cevap verme işini şeyini anlatıyor. Onlar değil mi ki bizim halimizi gözetiyorlar. İşte evde işleri yapıyorlar, bizim arkamızı topluyorlar, çamaşırımızı, bulaşığımızla ilgileniyorlar. Değil mi ki sen de onlara bu şekilde karşılık ver gibi bir şey söylüyor. Yani onlar bunu yapmasına karşılık, böyle kızdığı anlarda sen de susarak karşılık ver gibi bir şey söylüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bu da aynı zamanda siyerde şey olarak geçer. Yani beraber yaşamak kaçınılmaz imtihanlarla doludur, kaçınılmaz. Yani Allah'ın özel iki zatı belirlemesi dışında kaçınılmazdır bu. En iyi arkadaşlar beraber bulunup mesai birlikteliği yaparsa illa bir şeyler olur. Ama onu geçiştirmek, o anı örtmek önemli olan. Biliyorsunuz illaki bir tane hoca anlatıyormuş ya işte. Cennetteki huriler falan böyle konuları anlatınca herkes de böyle pür dikkat dinliyor işte huri falan deyince. İşte diyor Allah büyük melek, bir tane melek sizi, kendi cennetinizi size gösterecek. Bizim cennetimiz kocaman bir yer olacaksa, herkese verilen yerler büyük büyük olacağı için sizi böyle gezdirecek. İşte gezdirecek. Adam demiş bir tane güzel bir hanım görecek. Diyecek ki aa, bana verecek huri bu mu falan. İşte o da yo, bu değil, seninki daha ileride falan deyip gidip daha güzelini görünce bu mu huri? Yok, seninki daha ileride, daha ileride. En son bir çadır görecek, böyle kubbe diyor Arapçada da. Kubbe yani çadır demek Arapçada daha çok. Açınca içeride bakacak, kendi hanımını görecek falan diye bir şey söyleyince adam demiş eyvah demiş kendi içinden. Hocam el kaldırmış, demiş ki bir daha bir kitaptan baksanız belki bu hadis zayıf mı değil mi acaba falan diye öyle söylemiş. Yani ama oraya girince tabii güzellik olarak da, yani bizim ne derdimiz olur? Mesela bir adamın ne derdi olur? Ya huyunu beğenmez ya güzelliğini beğenmez mesela.
Bu ikisinde belki şey olabilir. Oraya gidince huyuda da güzellikte de bir sıkıntı olmayacak. Allah herkese, bizim açımızdan da hanımlar da bize katlandığı yerler var. Bizim de onlara katlandığımız yerler var. Allah herkese orada ve nezâne mâ fî sudûrihim min gıl. Allah Hicr suresinde böyle buyuruyor. Ve nezâne mâ fî sudûrihim min gıl. İnsanların gönlündeki o kin, kavga, düşmanlık çıkarak cennete o şekilde giriş olacak. Peki edeplerimiz nelerdir? Birincisi, şeytanın en çok sevdiği şeylerden tabii bu hususlara dikkat edilmemesi. Kadının kocasını ismiyle çağırmaması bir edep. Ya mesela adamın adı Mustafa. Mustafa falan diye böyle Mustafa, Ahmet diye böyle seslenmesi kadının uygun değildir. Mekruhtur yani. Orada ne diyecek işte? İşte bey diyecek, canım diyecek. Bilmem ne öyle bir kelimeyle yani. Bunlar şey tekniğe diyoruz. Tekniğe olacak. Yani ne demek? Adamın bizatihi ismini sıradan bir insanmış gibi söylemek yerine onunla arasında bir bağ bulunduğunu, bir irtibat bulunduğunu hissettirecek bir kelimeyle. Bey diyebilir. Babaannem rahmetli dedeme herif diyordu. Herif diyordu, o şekilde söylüyordu. Ama bunu şey olarak, övgü olarak söyledi yani. Herif falan diyordu böyle. Sonra işte efendi diyebilir. Önceden öyleydi. İşte efendi gel, efendi git. Hala daha mesela büyüklerimiz karı koca arasında hanım, kadına yani hanım, ona da efendi derler mesela. Sen git hanımına söyle, sen git efendine söyle. Efendi kelimesini kullanırlar. Eskiden de vardı zaten. İki, hanımın edebi kanaatkar olması. Yani evinde kanaatkar olacak. İşte şuyumuz yok, buyumuz yok. Yani varlar, bir sürü var var. Değişik bir şey oldu ama var yani bir şeyler. Ama olmayanlar illaki dünyanın en zengini olmadığını söyleyecek. İllaki bir şeyler eksik olacak. Kanaatkar olmak onlar hakkında bir edeptir. Evde temiz ve güzel görünmek kadınlar hakkında bir edeptir. Buna dikkat etmeleri gerekir. Ben bunları bir yerde İstanbul İki Telli'de anlatırken bir abinin biri demişti, hocam bir de kadınlarla sohbet yapsanız da bir de burada onları anlatsanız falan, ben söyleyemiyorum diye. Böyle bir şey yapmıştı. Evet, ve hanımlık görevlerini yapması gerekir. Bu hizmet olarak da olabilir. Karı koca arasındaki ilişki hususunda da olabilir. Sonra kocasının akrabalarına saygı göstermeli. Gösteremiyorsa, sevemiyorsa seviyormuş gibi yapmalı. İnsan bari böyle yapar. Bu peygamberimizin öğrettiği bir şey. Sizden biriniz Kur'an okurken ağlasın, ağlayamıyorsa ağlar gibi yapsın, ağlamaya çalışsın. Hadis-i şerif böyle. Ağlasın, güzel olan odur Kur'an okurken. Ağlayamıyorsa ağlar gibi okusun, ağlamaya çalışsın. Evin sırrını tutmak. Hadi bakalım şimdi. Yepyeni bir sohbet konusu bu. Evin sırrını tutmak. Buhari'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ayşe validemiz arasında bir konuşma var. İkisi arasında bir konuşma var. Orada 11 kadın hadisi diyorlar buna. 11 kadın kıssası diyorlar. Duymuşsunuzdur belki. 11 tane kadın oturmuşlar, birbirine söz vermişler. Evinde neyimiz varsa hepsini dökeceğiz diye. Birinci kadın kocasını yermiş. İkinci kadın kocasını yermiş. Üçüncü kadın kocasını yermiş. İşte gelir o, ben var mıyım yok muyum hiç anlamaz. Gelir işte evde ne varsa yer içi, arkasını döner yatar falan diye böyle şeyler söylüyorlar. Sonra beşinci kadın kocasını övmüş. Beşinci kadın kocasını övmüş. Demiş ki, benim kocam اِذَا دَخَلَ فَهِدَ وَاِذَا خَرَجَ اَسِدَ وَلَا يَسَلُ عَمَّا اَحِدَ diye bir kelime kullanıyor. اِذَا دَخَلَ فَهِدَ فَهِدْ ya da اِذَا دَخَلَ فَهِدْ. Benim kocam eve girdiği zaman pars hayvanı gibi olur. Bu da kadının da tabii yeteneği. وَاِذَا خَرَجَ اَسِدْ dışarı çıktığı zaman aslan kesilir. Aslan gibi olur, böyle sözünü dinletir yani. وَلَا يَسَلُ عَمَّا اَحِدْ bana daha önceden yapmamı söylediği şeyleri bulamazsa sormaz. Hani şunu yapacaktın demez. 5. kadın ölmüş. 9, 10 ve 11. kadın ölmüş. 11'de 4. Yani öven ona göre. Kocasını başkalarıyla kıyaslamaması gerekir. İşte şu adam böyle, bu adam şöyle, falancanın kocası böyle. Bu edebe aykırıdır. Tartışma zamanlarında geçmişi açmaması gerekir. Ya işte bir tartışma oluyor mesela. Ta gidiyoruz 10 sene önceki konuya, 5 sene önceki konuya. Bir gözünü sevdiğim, şu an yeni bir olay bu. Niye eski konuya geri gidiyorsun tekrardan? Olmaz. Nafile ibadetler için kocasının özel ve genel izni almak, bunu söylemiştik. Peki erkeğin edep ve dikkat etmesi gerektiği edepler nelerdir? Bir, peygamberimiz şu hadisini bilecek. Kaburga kemiği hadisi var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en meşhur bu konudaki hadislerinden. Diyor ki peygamber sen innel mer'ate hulikat min dil'i min ademe. Kadın, evet, kadın erkeğin kaburgasındaki ya da göğsündeki eğri kemikten yaratılmıştır. Bu hadis-i şerifte geçiyor. Kadın erkeğin göğsündeki eğri kemikten yaratılmıştır. Onu düzeltmeye çalışırsa kırarsın. Yani sen kadının fıtratından olan şeyleri onu da düzelteceğim diye uğraşırsan gider. Olmaz.
Öyle bırakırsan eğik kalır. O şekilde istifade edersin. Peygamberimizin sözü bu. Tamamen düzeltip dersen kırarsın. Öyle bir şey yok dünyada. Yani Hazreti Ömer'in evinde de tencere tava uçtuğuna göre bizikinde hayır hayır olur öyle şeyler. Kırarsın. Mesela Hazreti Ayşe validemiz ile Peygamber aleyhisselam tartışıyor bir hususta. Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ı şey yapıyorlar. Hakem yapıyorlar. Diyorlar ki Hazreti Ebu Hüreyre hakem yapalım mı? Tamam yapalım diyorlar. Hazreti Ayşe peygamberimize diyor ki ama doğru söyleyeceksin bak diyor. Peygamberimize böyle söylüyor. Ama doğruyu anlatacaksın diyor. Böyle deyince Hazreti Ebu Hüreyre kızmış bir tane böyle şey yapmış vurmuş sille. Sen ne diyorsun peygambere doğru konuş diyorsun. Peygambere doğru konuş denir mi? Demiş. Sonra öyle o şeyi böyle hafiften ona vurunca o da gitmiş yine peygamberimizin arkasına sığınmış aleyhissalatü vesselam. Fıtrat işte bunu aşamayız. Bunu aşmaya çalışan hata eder. Hıyarukum hıyarukum linisaiyem. Peygamberimizin sözü. Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en hayırlı olanınızdır. Bu veda hutbesinde de bu atıf var. Feinnekum ehastumuhunne bi emanetillah. Hani kadınlar Allah'ın emaneti falan laf var ya bu peygamberimizin sözü. Aleyhissalatü vesselam. Sahih hadiste geçiyor. Peygamberimizin kendi sözü bu. Feinnekum ehastumuhunne bi emanetillah. Siz kadınları Allah'ın emaneti üzere aldınız. Bu peygamberimiz Hazreti Şerif'e. Evet, Allah Celle Celaluhu bu edeplere, bu hükümlere güzel bir şekilde riayet etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'ım yuvalarımıza, cümlemizin yuvalarına bereketler, huzurlar, İslam saadetleri nasip eylesin. Allah Teala Hazretleri bizden ortaya gelecek olan nesli, İslam'a hadim, ahlaklı, ahlak hamideyle donanmış, en güzel şekilde yaşayacak, bu İslam'a sancaktarlık yapacak nesil olarak yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Teala Hazretleri bizler öldükten sonra ardımızdan sevabımızı devam ettirecek hayırlı eserler, nesiller, talebeler geride bırakabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İlâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihine'l-Fâtiha.